Cumhuriyet Gazetesi ekibinde dün akşam bir tutuklama daha gerçekleşti. İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, silahlı örgüt adına faaliyette bulunmak suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik terör soruşturması sürüyor. Gazetenin yönetici ve yazar kadrosundan 9 ismin tutuklanmasının ardından hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay yurda dönmüştü. Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Atalay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bugün onun tutuklanacağını biliyorduk. Bu kararın artık bir yargı kararı değil, siyasal bir karar olduğunu biliyorduk. İstanbul Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Atalay'a isnat edilen suçlama ise silahlı terör örgütüne üye olmakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak. Atalay'ın avukatı Bahri Belen tutuklama kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Bundan sonra itiraz edecek misiniz? Tabii ki edeceğiz, tabii ki edeceğiz. Tabii ki edeceğiz çünkü bu itirazın da hatta sonuç vermeyeceğini bilmemize rağmen edeceğiz. Çünkü hem ulusal açıdan hem de uluslararası açıdan diğer yasal haklarımızı ve hak arama yollarımızı kullanacağız. Başbakan Binali Yıldırım, büyükşehir belediyelerini yöneten isimleri eleştirdi. Büyükşehirler imar rantına yenik düşüyor diyen Yıldırım, artık imar revizyonlarından vazgeçin çağrısında bulundu. Misafirler. Başbakan Binali Yıldırım, Sepetçiler Kasrı'nda şehrin mimarları buluşmasına katıldı. Gündeminde imar rantı vardı. Kendi elimizde medeniyetler inşa edebildiğimiz gibi, kendi elimizde inşa edilmiş medeniyetleri de yok edebiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyelerini eleştiren Yıldırım, artık imar revizyonundan, dikey yapılaşmadan vazgeçin dedi. Medeniyetimizin izlerini taşıyan büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul, Edirne, Bursa gibi, Konya gibi şehirlerimizde maalesef imar rantıyla geçmişin değerlerinin büyük bir savaşım içinde olduğunu görüyoruz. Ama ne yazık ki geçmişimiz, medeniyetimiz imar rantına her geçen gün yenik düşmekten kurtulamıyor. Belediyelerimizin, üzülerek söylemek isterim ki, meclislerinin gündemindeki dosyaların %85'i imar revizyonu. İmar revizyonu konusunda da mecliste hiç kavga gürültü olduğuna bugüne kadar şahit olmadık. Muhalefet iktidar ayrımı hiç olmaz ve şehri çirkinleştirmekte adeta yarış haline girerler. Artık kendi ellerimizle şehirlerimizi mahvetmekten, yok etmekten sakınalım. İmar revizyonlarına ve dikey yapılaşmalara artık bir dur diyelim.